Armağan olarak bir gün efendiye kavun getirmişlerdi. Efendi hizmetçiye dedi ki, git oğul Lokman'ı çağır dedi. Kesip ona bir dilim ikram etti. O da onu şeker ve bal gibi yedi. Hoşça yiyişinden dolayı ona ikincisini verdi. Böylece dilimler 17'ye kadar vardı. Bir dilim kalmıştı. Efendisi dedi ki, bunu da ben yiyeyim. Bakayım ne tatlı kavundur bu. O öyle hoş yiyor ki onun zevkinden tabiatlar iştahlandı ve lokma istedi. Yiyince acılığından ateş alevlendi. Hem dili kabardı hem boğazı yandı efendinin. Bir müddet acılığından dolayı kendini kaybetti. Ondan sonra ona dedi ki, ey can ve cihan, sen bu kadar zehri nasıl yedin? Bu zulmü nasıl lütuf düşündün? Bu ne sabırdır? Niçin hileyle özrüm var, bir müddet dur diye bir gerekçe göstermedin? Lokman dedi ki, ey marifet sahibi, elinden olan acı bir şeyi yememekten utandım. Çünkü bütün parçalarım senin nimet vermenle yeşerdi. Bir acılıktan dolayı feryat ve şikayet edersem toprak 100 kere vücut parçalarımın başına olsun. Senin şeker bağışlayan elinin tadı engel oldu. Bu kavunda hiç acılık bıraktı mı? Sevgiyle acılar tatlılaşır. Sevgiyle bakırlar altın olur. Evet. Şimdi burada Hazreti Mevlana bir ömür kendisinden ihsan gördüğü efendisine karşı acı bir kavun kendisine ikram edildiğinde de tatlı bir kavun yer gibi yeme güzelliğini gösteren o lokmanı nazara verir, önümüze koyar bir tablo olarak.